Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, güvercin sevdamızı sunar. Değerli izleyicilerimiz, Köy TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Burak Karaman. Güvercin Sevdamız programının bu haftaki bölümü için Manisa'dayız. Manisa'da oldukça yaygın bir şekilde posta güvercini yetiştiriciliği yapılıyor ki burada yarışlarda da bayağı etkin yetiştiricilerimiz. Burada posta güvercinlerin yetiştirimi bakımı ile ilgili bir yetiştiricimizi ziyaret ettik. Şimdi Manisa'daki posta güvercin yetiştiriciliği hakkından kendisinden bilgiler alacağız. Hatta kendileri yarışlara da katılıyor. Aynı zamanda dışarıdan kuş nakli de yapmışlar. Bununla ilgili bilgileri bize verecek şimdi. Evet, sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii, merhaba. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmim Barış Akdemir. Çocukluktan beri bu sevdanın içindeyiz. Başta amcam Orhan Akdemir, Manisa Posta Güvercin Sevenler Derneği'nin eski başkanıdır kendisi de. Kendisine bu işin selamlarımızı iletelim. Duayenlerindendir. Ben de onun yanında ufaklıktan beri bu işe gönül verdik. Yıllardır kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle bu işi hobi için tabii ki yapıyoruz. Yani keyif verdiği için. Maddi külfeti ve zaman vakit olaylarından dolayı yetişebildiğimiz kadar, yapabildiğimiz kadar, kendimizi tatmin edebildiğimiz kadar bu işin içindeyiz. Şöyle söyleyeyim, şimdi bu posta gerçekten bizim için bir aşk, bir sevda. Yani çocuğumuz gibi bakıyoruz bunlarla, yıllardır uğraşıyoruz. Sabah akşam bunlara emek vermeye çalışıyoruz. Başarı tabii ki bunun güzel tarafları. Başarılı olduğunda daha mutlu oluyorsun. Başarı daha çok mutlu oluyorsun. Yani kesinlikle. Ama tabii ki kolay bir iş değil. Aynı zamanda külfetli bir iş, zaman isteyen bir iş. Bu yüzden de zevkli zaten. Zor olanı başardığınız zaman ve bu kuşların gerçekten evlerine bağlılığı insanı cezbediyor. Yani uzak kilometrelerden Türkiye'de şu anda 1300 kilometre yarışları yapıldı. Güneydoğu bölgesindeki dernekle arkadaşlarımız. Biz de Ege bölgesi olarak bu sene Erzincan yarışı yapıldı. Daha önce Erzurum yarışı yapıldı. 1200 kilometre hava mesafesi. Yani 100 kilometreden 1200 kilometreye kadar, 1300 kilometreye kadar Türkiye'de yarışlar yapılıyor. Bu tabii gün geçtikçe mesafeler biraz artmaya başladı galiba. Tabii ki. Şimdi organizasyonlara bağlı. Şimdi bizim Türkiye'deki coğrafi yapılarımız da çok farklı olduğu için çok uzak mesafelerden gerçekten çok zorlanıyor kuşlarımız. Hem hava şartlarımız daha sıcak, iklim şartlarımız. Şimdi Güneydoğu'dan bu tarafa gelene kadar hayvan 3 mevsim, 4 mevsim. Hava dereceleri, soğuk, sıcak, yağmur, rüzgar bunların göğüs gerip gelebilmesi lazım. Yani dünyada farklı bölgelerde çok çok daha iyi yarışlar yapılıyor. Bizim buraya uyum sağlayan kuşları besleyip daha çok burada yarışabilen kuşları besleyip buralarda yarıştırmaya çalışıyoruz. Gerçekten zor bir iklim şartlarında ve arazi şartlarında yaşıyoruz. Yani şöyle diyebilir miyiz? Kuş birazcık da bölgeye adapte kesinlikle olması gerekiyor. Şimdi Avrupa'dan bir sürü kuş transfer ediliyor, alınıyor. Buraya uyum sağlaması en az 3-4 sene. Tabii ki bunu gerçek anlamda bakıp doğru eşleme, doğru bakım, doğru sağlıklı bakım, güzel eğitim verdikten sonra 3-4 sene, 5 sene gibi bir sürede ancak adaptasyon sağlar. Oldukça zahmetli bir iş ama keyifli bir iş. Bir de bu seneki hava şartları da biraz geçen yıllara göre daha sıcak. Çok sıcak. Çok sıcak havalarda yarışlar oldu. İşte gerek pandemi nedeniyle olsun yarışlar ertelendi. Biz gerçi biraz erken başladık ama buna rağmen yine de hava dediğimiz gibi son yılların en sıcak yılını geçirdik. Kuşlar gerçekten zorlandı. Buna rağmen yine final yarışımızı da yaptık. Uzun Ege bölge maraton yarışımızı da yaptık. Yine de güzel geçti havalara rağmen. Güzel bir organizasyon oldu.
her sene daha iyiye gitmeye çalışıyoruz yani bu konuda. Kuşlarımız daha iyi bir hale gelmiş oluyor. Bilinçleniyoruz zaten. Tabii ki. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani bu bilginin sonu yok. Yani 30 senede baksan, 40 senede baksan kuşun iyisi de bitmiyor. Çünkü sürekli geliştiriyorsun, sürekli gelişiyor. Sürekli bir şeyler öğreniyorsun. Öğrenmek zorundasın bu işte var olabilmek için. Zevk alabilmek için, keyif alabilmek için. Maddi külfeti tabii ki çok. Bunun karşılığını almak bu işte zor. Yani sürekli istikrar sağlayıp bu maddi karşılığı alabilen arkadaşlarımız var, abilerimiz var. Bu işe canı gönülden yıllardan beri hizmet etmiş ve o hizmetin karşılığını almak isteyen ve alabilen abilerimiz, arkadaşlarımız var tabii ki. Ama benim için ilk önce bu iş sevda işi, hobi işi, aynen maddi tarafı daha sonra geliyor. Harcanan paralara gelirseniz tabii ki bu hobide bunun konusunu etmemek lazım. Birazcık yoksa hobi yapamazsınız. Sonu da yok zaten. Yok, yani yok kesinlikle. Yani meblağlar daha da büyüyor. Şimdi Avrupa'da geçen yıl 1 milyon 250 bin euroya kuş satıldı. Bir kuş. Yani bu kuşu kaç kişi alıp da bakabilir? Veya 300 bin eurolara, 500 bin eurolara bir sürü kuş satılıyor. Yani herkes tabii ki iyi kuşlar. Tabii ki güzel kuşlar. Bunlara yani iyi yatırım, doğru yatırım. Her zaman da pahalı kuş burada başarılı olmuyor. Çalışmak lazım, bilgi lazım. Kan tutması lazım, kanatlarını takip etmeniz lazım. Yani bayağı çok faktör var. Yani kuşun değeri 1 milyonken canlı hayvan olduğu için 100 bin liraya da düşebiliyor. Kesinlikle elinizden kaybolabilir, altı uçmayabilir, altından gelen yavrular uçmayabilir. Yani her şey olabilir çünkü kapalı kutu. Yani bu hayvanın içine girip DNA, RNA testi yapamadığımız için sadece biz genel özellikleriyle elimizde işte bilebildiğimiz kadar, bilgimiz dahilinde öğrenebildiğimiz kadar %50, %40 olarak elimizde inceleyip o şekilde kuş alıyoruz veya transfer ediyoruz. Ve kanatlarına, kuşların soyağaçları var. Pedigre dediğimiz. Bunları takip ederek dünyada hangi bölgelerde nasıl uçmuş kuşlar, işte özellikle ülkemizde hangi ırklar başarı yapmış, bunları öğrenerek, bilgi edinerek, tabii ki biraz da maddi külfeti olduğu için cebimize, kesemize göre transfer yaparak bu işi geliştirmeye, gün geçtikçe daha ilerlere gidiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela biz 2001 yılında o zaman son etap, final etabı Manisa'da Cihanbeyli etabıydı. Konya Cihanbeyli etabı. 400 küsür kilometre hava kilometresi hatırladığım kadarıyla. Ve final etabımız da bizim. Burada biz birinci olduk. Profesyonel anlamda ikinci veya üçüncü senemizdi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ama şimdi biz o zaman şampiyon olduğumuzda 400 kilometreden kuş 11-12 saat gibi tam hatırlamıyorum. O zaman zarfında gelip şampiyon olmuştuk. En iyisiydi yani. O zamanın en iyisiydi. Ama şu anda mesela aradan 20 yıl geçmiş. Şu anda 400 kilometreden 3-4 saat arasında kuş geliyor. Yani aradaki farkı gelişmeyi, hızlanmayı, çalışmayı buralardan tabii ki bilgiyle beraber. O zamanki bilgiyle şimdiki bilgimiz arasında çok fark var. İşte bakım bilgisi olsun, kuş bilgisi olsun veya idman bilgisi olsun. Gün geçtikçe geliştirmeye, ilerletmeye devam ediyoruz yani bu işi. Yani baktığımız zaman ama 20 yıl öncesiyle şimdikine baktığımızda arada hani birebirden daha fazla bir fark var kuşların çabuk gelmesinde. Kesinlikle, kesinlikle fark var. Ya kuşlar da gelişiyor. Yani bu işin yine duayenleri Avrupa, Almanya, Belçika, Hollanda gibi yerler. Yani onlar daha bilimsel çalışıyorlar. Çin. Aynen Çin de çok favori olmaya başladı. Onlar da çok ciddi yarışlar yapıyorlar. Ortak kümes yarışları, zorlu geçen yarışlar, deniz üstü yarışları bu tarz yarışlar yapmaya başladılar. Yani bizim yakın olduğumuz Avrupa olduğu için biz oradan daha çok transfer yapıp yani biraz daha bizim iklimimize uygun en azından buralardan kuş tedarik ediyoruz ve bu işin duayenleri bunlar zaten. Yani bu işler ta 1. Dünya Savaşı'ndan beri hatta daha öncelerden beri gelmiş bir iş. Yani savaşlarda kullanılmış bu hayvanlar. Savaşlarda gerçek derecede öneme sahipler. Neden? Yani haberleşme için o zamanki şartlarda çok cephede mesela işe yaramış kuşlar. Yani en hızlı haberleşme aracı posta güvercin. Tabii ki kesinlikle. Önceden öyleydi. Yani o yüzden yani oradaki insanlar kuşlarını kaybetmeyerek devamlı yıllardan beri çalışa bir şekilde geliştirmişler. Gerçekten bilimsel olarak yapıyor adamlar. Yani deneyerek, tecrübe ederek bir de önem veriyorlar. Hayvanlara çok bizden daha çok önem verdikleri kesin. Şimdi burada
biz mesela şimdi bu algıyı biraz yıktık ama daha önceki yıllarda kuş bakana iyi gözle bakmazlardı. Yani uğursuz adam işte kuşla uğraşıyor falan filan. Halbuki bu gerçekten güzel bir spor. Gerçekten güzel bir hobi. En azından bir bağlılık hissediyorsun. Hayvana da bir değer veriyorsun. Kesinlikle. Aynen öyle. Hayvana da bir değer veriyorsun. Çünkü gerçekten çoluğumuz çocuğumuz gibi bakıyoruz biz bu hayvanlara. Onlar da bize görevlerini yapıp, biz ne kadar onlara hizmet ettiysek onlar da bize görevlerini yapıp bizi mutlu etmeye çalışıyorlar. Biz de kendi çapımızda, herkes kendi çapında. Şimdi bu işin sonu yok. İyisinin iyisi var. Manisa'da çok daha iyi yarışçı abilerim var, arkadaşlarım var. Biz de yıllardan beri işte gerek... Onların arasında yer almaya çalışıyoruz. Aynen öyle. Şimdi Manisa çok güçlü bir yarışçı potansiyeline ve kuşlarına sahip. Zorlu geçiyor bütün etaplarımız, bütün yarışlarımız. Manisa'da yarışmak gerçekten zor. Yıllardan beri zor. Yani en ufak bir esnemede kupayı alamıyorsunuz. Saniyelerle. Yani şöyle söyleyeyim, konum farkı da tabii ki çok önemli bu işte ama belli mesafelerde herkes konumuna göre kuş bakarsa daha da iyi başarı olur. Şimdi herkesin evini aynı yere getirme imkanın yok. Herkesin konumu farklı yerlerde. Mesela bu dişi kuşumuz bu sene 4. etapta, vites etapında 45 santimetre ile şampiyonluğu kaçırdı. 4. oldu. Yani 45 santimetre salise. Bu da işte kuşun gelin mi? Biraz konum olsun. İşte geldi, oyalanmadı. İşte nasip diyoruz bir orasına. Ne dersiniz yani, deyin yani. Şöyle bir şey de var. Şimdi bazen yarışlarda evine gelen kuşları yetiştiricilerimiz videosunu çekiyor. Evet, sosyal medyaya atıyorlar. Aynen. Ben de yakından takip ediyorum. Kuş geliyor ama kümese girmiyor. Aynen. Zaten çatıda en büyük kalıyor. Handikap o. Yani ona da her zaman müdahale edemiyorsun. Tabii ki senin eğitimlerini normal yarıştan önce bu eğitimleri vermen gerekiyor. Kuşun dışarıda oyalanmadan içeri girmesi, kümes adaptasyonu diyoruz biz buna. Bu adaptasyonu sizin yavruluktan beri vermeniz gerekiyor. Ama kuş yoldan geldiğinde stresli olabiliyor. Yolda atmaca kovalamıştır veya işte kalabalık gruplarda geliyor. Hayvan her türlü strese maruz kalıyor. Eve geldiğinde bir acaba yapabiliyor. Bu yüzden tabii kupa almak hele hele vites etaplarında, kısa etaplarda çok zor. Yani şöyle söyleyeyim, bizim Manisa'daki yarışlarda ortalama her yıl 3000 ile 3500 civarı kuşla yarışıyoruz. Yani saniyelerle şöyle diyeyim, yarışlar 4 dakikada falan bitiyor. Yani 3000 kuş yaklaşık 10-15 dakika içinde Manisa'ya giriyor. Burada klasman tutuluyor tabii ki. 3'te 1'i klasman oluyor. Yani 3000 kuşun 1000 kuşu klasman. 1000 kuş da yani klasmanın dolma süresi normal bir yarışta, normal bir herhangi bir hava sorunu veya bir sıkıntı yaşamadığımız zaman 3-4 dakikalarda klasman doluyor. Yani şöyle söyleyeyim, benim aynı anda kuşum geliyor, biri önce giriyor, aralarında 2 saniye var. Bu 2 saniyenin arasına 6-7 kuş birden girebiliyor, 8 kuş birden girebiliyor. Yani bu arkadaş da işte santimlerle, saniyelerle nasip ama benim gözümde şampiyon tabii ki. Kafada gelen, kafa grubunda gelen bir kuşum. Geçen sene yine aynı bir kardeşi 3. etapta. Çiftlik etabıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yine aynı şekilde 8. oldu saniyelerle. Yani güzel ırk. Sonra klasman kovalıyordu bu arkadaşımız. Klasmanı da son etapta yaralı geldi. Kanadından şahin vurmuş. O yüzden biraz geç geldi. Ben de tabii ki çektim. Zaten gençti. 8 aylık falan da yarıştığında. Bu sene tekrar yarışacak Allah nasip ederse. Yani bu şekilde şeyler oluyor. Yarış içinde her şey mübah. Biz de heyecanla bekliyoruz. Zaten kuşlar girmeye başladı mı artık bizim elimiz ayağımız birbirine kesiliyor. Burada devamlı aynen. Gözümüz havaya tabii, bakarak böyle aynen, bekliyoruz. Sürekli bekliyoruz yani gözümüz havada oluyor. Peki etaplardan bahsetmişken böyle en kısa etabınızdan en uzun etaba kadar bize bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Mesafeleri nerelerden salındığını. Evet şimdi şöyle başlayalım. İdmanlardan başlayalım isterseniz. Bu kuşlara gerek yavruluktan gerekse yarıştan önce atıyorum bir ay bir buçuk ay önce herkesin kendi bilgisine göre kendi taktiğine göre idmanlara başlıyoruz. İlk önce sepet idmanları kuşları sepete alıştırıyoruz. Ondan sonra Manisa'nın girişini öğretiyoruz. Bu şekilde kademe kademe kilometre kilometre 5 kilometre 10 kilometre 20 30 50 kilometre gibi girişi kuşların yoldan gelmesini, adaptasyonu öğretiyoruz burada. Güzergahını tabii ki güzergahını, yaşadığı yerin çevresini, saldığımız yerdeki işte hayvanların hissi, işte belli başlı yerleri görüyor. Ezber ve yön bulma kabiliyetlerini geliştirmesi için bol bol idman yapıyoruz. Sonra yarışlarımız bizim genelde 11 etap
etaptan oluşuyor. Bazen 12 etap, bazen 10 etap da olabiliyor ama genelde 11 etap yarışıyoruz. İlk yarış yerimiz Kula, 120 kilometre. 120 kilometre hava kilometreleri bunlar tabii ki bahsettiklerim. 120 kilometreden başlıyoruz. Yani haritada Manisa ile Kula üzerine cetveli koyduğumuz zaman o yol güzergahı yani değil. Yani kuş uçuşu, aynen öyle. Yol güzergahı, yol da 140-150 kilometre falandır aşağı yukarı. Kula'dan başlıyoruz, 11 etap sürüyor. Uşak, Afyon, işte belli bölgeleri var. İşte Konya, Cihanbeyli, Aksaray, Nevşehir, Kayseri veya Sivas. Bu şekilde yarışlarımız oluyor. Son etapımız 100-700 yarışlarına döndük son zamanlarda. 740-760 kilometre aralarında Kayseri veya Yozgat yarışı yapıyoruz. Son final etapımız orası oluyor. Ve bu 11 etapta ilk 5 etapı vites klasman olarak değerlendiriyoruz. İlk 5 etap kısa etaplar. Tabii ki her kilometrenin kuşu ayrıdır ve bir de bu kilometreleri totalde uçabilen ırklar vardır ve bunları gerçekten oluşturmak, elde etmek çok zor. 100 kilometrede başarı yapıp 900 kilometrede başarı yapabilen ırklar vardır. Tabii ki bunlar en makbuldür. Ama klasman güvercini bu işin en değerlisidir. 5 etap vites klasman etabından sonraki orta maraton klasman etapları başlıyor. Yani bu klasman etap dediğimiz her yarışta etap %30'a girmiş aynen olan. Aynen öyle. Kuş, her etap görev yapabilen kuşlar. Yani bunun da genel klasman şampiyonluğu çıkıyor. Puanlama, oradan puan kazanıyor. Her hafta yarışta klasmana giren kuşlar için, ama klasmana giremeyen kuş zaten kesinlikle görev yapamamıştır. Bu puanlar toplanıp yarış sonunda en kıymetli, en güzel kuş benim için öyle. Çoğu posta yarışçı abiler için de öyledir. Ama herkesin kendi görüşü farklıdır. Genel klasman, az klasman, bütün etapların da görev yapmış en başarılı kuş. Yani bu yılın bir sonraki yıla kadar olan az klasman şampiyonu. Yani her etapta uçabilen bir kuş. Herkesin istediği de budur. Bu işin amacı da budur. Tabii ki etaplarda kupa almak, o da müthiş bir şahane, güzel bir şey. Ama etaplarda yani kupa almak çok nasip işi, çok şans işi. Saniyelik, milimetrik gerçekten zorlu geçiyor. Dediğim gibi vitesten sonraki 4 etap orta maraton klasman etaplarımız ve son 3 etapımız maraton klasman. Bunlar da maraton etabı. Uzun, ağır, yani daha ağır uçan kuşlar burada daha ön plana çıkıyor. Tabii ki sağlıklı bakım olması kaydıyla. Ona göre işte taktikleri, yem taktikleri olsun, işte gerekli vitamin katkılarıyla. Bir de kuşun içinde olmadan zaten kesinlikle ne verirseniz verin yani en iyi bakımı da yapsanız kuşun içinde olacak. Doping bile versek kesinlikle yani gelemez. Yani gelse bile bir seferlik gelir, bir daha gelemez yani. Bunun için doğal bakımdan yana tercihimizdir. Her zaman doğal bakım kuşun gerçek karakterini, gerçek kimliğini, gerçek kan hattını, gerçek başarısını ortaya çıkıp kendiniz görmek istiyorsanız doğal bakım en güzeli doğal bakmaktır tabii ki. Yani bütün bu hepsinde başarı yapacak kuş ayrı demiştiniz. Hepsinde bir girebilirse aynen, kuş tabii evet ki bu muhteşem bir tabii kuş oluyor. Ama daha önce posta güvercini yetiştiriciyle konuştuğumda kimisi dedi ki vites kuşuyla vites kuşunu eşleyip vites yarışı için bir kuş alabilirsin. Vites kuşuyla evet maraton kuşunu eşlediğin zaman aynı performansı alamıyorsun. Her diye zaman alamazsın. Kesinlikle çok çalışma gerektiren bir iş. Yani yıllarınızı alabilir. Ha, tutarsa da asbel kadar tutmuştur. Şans eseridir. Yani o kuşlarına zaten kıymetini bilmek lazım. Şimdi çok eşleme yapılıyor. Ben de yapıyorum. Ben de çalışmalar yapıyorum. Vitesle maraton kuşları fiziksel olarak çok farklı kuşlar. Bu yüzden uyum sağlaması hemen ilk yavruda size başarı getirmeyebilir. Zaten bu kuşları eşlediğimizde illaki bir tarafı anneye, şimdi vites kuşları iri ve cüsseli olur, göğüslü olur. Maraton kuşlar daha hafif olur ve daha uzun olurlar. Yani anatomik yapıları çok farklı. Kanat yapıları olsun, kemik yapıları olsun, vücut ağırlıkları olsun. Bunların ortasında bir kuşu çıkarmak yani çok seleksiyon gerektiren bir iş. Atıyorum 20-30 yavru alacaksınız, oradan seleksiyondan geçirip bu uçabilecek yani 100'den 1000 kilometre arasında her etap uçabilecek kuşu oluşturmak çok zor. Bunun için ne yapıyoruz? Bunu yani yaparken hatta bozulmalar da oluyordur. Kesinlikle yani yani arasındaki kuşlar çoğu bozuk olur zaten. Yani bunların için arasından bilgi dahilinde tabii ki bilmek lazım. Hangi kuşu arıyorum, nasıl kuşu arıyorum, hangi özellikte kuşu arıyorum. Bu kuşu seleksiyona çekip yani damızlarınıza alıp tekrardan yine eşleme yapıp ikinci, üçüncü nesillerde oturma ihtimalleri var. Ama bilgiyle ve gerçek kanatlı çok iyi olan bir kuşlarla çalışmak lazım. Ama bunun kısa yolu şu anda maddi durumu çok çok iyi olan abilerimiz, arkadaşlarımızın yaptığı gibi. Doğru olan da o zaten. Ama maddiyat tabii ki önemli. Hazır bu şekilde Avrupa'da çalışılmış,
kuşlar var. Yani bunlara veriyorsunuz parayı, alıyorsunuz damızlık olarak. Burada %70 yanıltmaz sizi. İyi bir yerden kuş aldıysanız, doğru kuşu, iyi insandan, doğru kişiden, doğru kanatlarına sahip kuşları aldıysanız bu şekilde olan kuşlar var. Ama şu da bir gerçek. Demek değil ki her şampiyonun altından şampiyon çıkar veya her kanatlı güzel olan kuşun altındaki yavruların, atıyorum 5 yavru almışsınız, 5'i birden kupalır. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Yüzdeliğe bakacaksınız. Klasman yüzdelikleri, aldığınız yavrulardaki atıyorum 5 kardeşten kaçı uçmuş, ne dereceler yapmış, nasıl başarı yapmış, sizi tatmin etmiş mi? Bu da sizin bakımınıza göre tabii ki. Şimdi herkesin bakımı, maddi durumu, vakti eşit değil. Kesinlikle herkes kendi çapında. Ben nasıl iyi bakabilirim? El kendi durumuma göre. El verdiğince işim var, gücüm var, ailem var haliyle. Tabii ki onlar daha önce gelir. Gelmezse olmaz zaten, yapamazsınız. Ailenizin desteği olmadan bu işi hiç yapamazsınız zaten. Tek başına yapılacak bir iş kesinlikle değil zaten. Kesinlikle ilk önce o. Ben dediğim gibi Orhan Akdemir amcamdır. Beraber bakıyoruz. Yani iki kişi yapmamıza rağmen çok zorlanılıyoruz. Benim de işim var. Yetişemediğimiz yerler illa ki o. Eksiklerimiz çok. Yani %100 dört dörtlük yapan Türkiye'de sayılı kümeslerdir. Biz de olduğu kadar kendimizi mutlu edebilecek kadar ne verdim ne aldım olayına dönüyor iş. Yani ben bunu verdim bu sene, memnunum. Daha fazlasını verseydim, daha az başarı alsaydım tabii ki üzülürdüm. Ama benim bakımıma göre, benim elimdeki olan mevcut yatırabildiğim maddi durum veya yatırımlara göre mutlu muyum ona bakarım. Tabii ki yarış içine girdiğin zaman her şey değişebiliyor. Yani tamamen o günkü kuşun psikolojisi. Tabii ki iyi kuş, iyi kan. Sizin seyisliğiniz, bu işin %40 %50 de seyisliktir. Yani at yarışı gibi kırbacı son yüzde vurmayabilirsen kupayı getirir. İyi kuşsa da. Tabii ki iyi kuş olması garanti. Yani iyi kan hattına sahip olması lazım. Başarmış zaten kuşların soyundan olması baktığımız lazım. Baktığımız zaman böyle hayvanlarda genel olarak iyi bir şey alabilmemiz için kan hattına muhakkak bakmamız gerekiyor. Kesinlikle. Bütün yani hayvanlarda. Bu sadece güvercin için değil, değil. Diğer hayvanlarda da öyle. Atlarda da öyle mesela. Aynen. Köpeklerde de bu şekilde. Köpekler aynen hep öyle. Kan hattına bakmak lazım. Kesinlikle. İyi bir damarı takip etmek aynen lazım. Aynen öyle. Yani bu işe girecek olan arkadaşlar da zaten bu şekilde iyi. Yani özellikle kendi bölgelerinde uçmuş. İlla ki her bölgede yarışçı abilerimiz, yarış derneklerimiz var. Buralardan gerek zaten ihale sitelerimiz var. Kolombodrum yarışları oluyor, buralardan takip edip oralardan başarmış kuşları alabilirlerse tabii ki kimsenin maddi durumunu bilemeyiz. Herkes kendi durumuna göre kuş alacak. Bu işe başladığınızda bilmediğiniz kuşu almayın. Yani ben de çok uğraştım bilmediğim kuşla geçmiş yıllarda. İşte kuş güzel dedik, bakalım dedik. Olmuyor. Yani olursa da asbel kadar oluyor zaten. Devamını getiremiyorsun. Bir kere oluyor, aynen bir yıl öyle. Aynen öyle. Bir kere oluyor. Devamını getiremiyorsun. Neden? Soyunu bilmediğin için eşlemeyi ona göre yapamıyorsun. Yani eşlemede soy hattını bilmek çok önemli. Kuşun fiziksel yapısı da önemli tabii ki ama %50-%50 diyebiliriz. Bunları bu şekilde yaparlarsa başarıya daha kısa yoldan. Yani bunları alıp da şu anda yeni başlayan bir arkadaş çok iyi paralar verip yatırsa bile en az 3 yıl 4 yıl sonra kümese oturur. Yani ondan sonra hani direkt ilk seneden başarı beklemesi olur mu? Olur. Bu şekilde başarı yapan arkadaşlarımız var mı? Var. Ama kümesin oturması kendi istediğiniz gibi bakımınız, kuşların adaptasyonu, işte eşlemeler gibi şeyler bir 3-4 sene 5 sene de anca oturur. Bir de bu daha yetiştirici sonra da bu işe yeni başladıysa doğru eşlemeyi de bilmeyecek. Onun da tecrübesi. Aynen öyle. Tabii ki hepsini yani doğru insanların doğru bilgileri öğrenmek lazım. Bizim Türkiye'mizde de yıllardır kimse kimseye doğru düzgün bilgi öğretmiyordu. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri de buydu. Şu anda tabii ki internet, sosyal medya gayet yaygın durumda. Sağ olsun bazı insanlar, ben şimdi ne öğrendiysem çevremdekilere öğretmeye çalışıyorum. Eğer dinlerler, dinlemezler, isterler, istemezler. Ben anlatmaya, paylaşmaya çalışıyorum. Ne biliyorsam, biz ne öğreniyorsam. Biz oraya sunalım, isteyen alsın. Kuş kazansın. Yani bizim ülkemizde son 15 senedir öyle diyeyim, bilgi kazanıyor. Neden? Bazı bu işin ince detaylı taktikleri var. İşte bakım konusunda olsun, yarış konusunda olsun. Bunlar kazanıyor. Kuş ya kazanmıyor. Başında dediğiniz gibi yani bundan bir 20 yıl önce 400 kilometreyi 11 aynen, saatte geliyormuş. Şimdi 3-4 saatte. Tabii düşmüş. o zaman mesela o zamanki yıllarda biz kuşlara bezelye verdiğimizde bezelyeyi bilmiyordu, hayvan yemiyorlardı. Çünkü sadece buğday ve darı yiyorlardı. O zamanki yani bizim eski eskiden zaten aynen, olan oydu. Tabii, buğday, tabii. Mısır, fi. Aynen. Arpa işte ara sıra. Şimdi ama 20 çeşit 21 çeşitlik yem rasyonlarımız var. Özel yarış yemlerimiz var. Damızlık yemlerimiz ayrı.
yavru güvercin. Yarış yemi dediğimiz zaman şöyle de belirteyim ben arada. Vites yarışı için özel yem var. Kesinlikle. Orta maraton için özel yem var. Aynen öyle. Uzun maraton için özel yem daha var. Ağır maraton için daha havaların fazla. Sıcaklığına göre de kesinlikle. Yem var. Hava durumuna göre, rüzgar, işte güneş, sıcak, soğuk, rüzgarın yönü. Bunların hepsi faktör, etken. Bunları takip edip, öğrenip kuşlarınızın durumuna göre ne vereceğinizi seyis karar verir. Yani belli bir program. Şimdi programlarımız var yıllardır. Program. Yarış programı. Şimdi ben başarı yapıyorum. Bir programım var. Bunu arkadaşıma veriyorum. Abi ben başarılı yapamadım. Ama senin kümesindeki sen benim gibi bakmadın ki kuşa. Aynı kuş da yok. Senin kuşların belki daha farklı özelliklerde bir kuş. Veya yarış içerisinde kuşun gayet toplamış durumda. Benim programımda ben ona göre toplayıp ona göre son sprint zamanı vereceğim ilaçları veriyorum. Ama senin kuşun ihtiyacı yok belki bunlara. İlaç fazla geliyor. Yem destek ürünleri. Hani, tabii ki vitamin. İlaç çünkü artık çok farklı anlaşılıyor. Aynen yem doğru destek söylüyorsunuz. Ürünlerin kesinlikle. Adı da ilaç diye geçiyor ama ilaçla yem destek ürünü aslında çok farklı çok şeyler. Çok farklı kesinlikle. Yani bunlar genelde doğal ürünler. Vitamin, işte proteini, yem katkısı, minerali. Mayası. Mayası, aynen bira mayası, probiyotiği. Kuşların ihtiyacı olan şeyler. Yarışta tabii ki belli bir efor sarf edip evine geri geliyor. Bunda geldiğinde verilmesi gereken yemler var. İşte ilaç ilaçlıyorum. Katkı vitamin malzemeleri var. Hafta içi yaptığımızda aynen elektrolit kesinlikle çok sıcaklarda, çok soğuklarda yavru üretim döneminde damızlıklar için işte yarışta kuş geldikten sonra kendini daha çabuk toplayabilmesi için probiyotik, vitamin, mineral ve tabii ki solunum sindirim düzenleyici doğal olarak yapılmış ürünler var. Bunları kullanıyoruz. Bunlarla da kuşları ayakta tutmanız gerekiyor. Çünkü her hafta yani bazen 5 günde bir hava durumuna göre yarışlar önce öne alınabiliyor. Sürekli performans yapıyor bu kuşlar. Sürekli vücutlarından bir şeyler eksiliyor. Bunları takviye edip yerine dolduramazsanız bir sonraki hafta uçamaz. Ve kaybolur, gelemez, geç gelir. Yani sizi mutlu edemez. Hayvan da mutlu olmaz, üzülür. Ama gerekli gıdayı takviyeyi verdiğinizde bu da şundan geçiyor. Baktığınız ırkı özellikle bilmeniz lazım, tanımanız lazım ve kuş geldikten sonra kuşları elleyip kontrol etmemiz gerekiyor. Yani kuş kendini toplamış mı? Ne durumda? Durumunu ağzı, işte ağzına, gözüne, işte göğüs etine, durumuna, hafifliğine, kütle ağırlığına. Aynen öyle. Yani. Kesinlikle. Sürekli kuşlarını inceleyeceksin. Ona göre takviyeyi vereceksin veya vermeyeceksin. Şimdi bazen ezbere yapmak olmuyor bu iş. İşte bu vitamini verelim. Verelim ama ihtiyacı yok belki. Onu sen anlaman lazım, bilmen lazım. Neye ihtiyacı var? Yani zaten şöyle dediğiniz gibi bilinçli olmakta fayda var. Çünkü öyle bir şey deniyor ki bir tane karışık varmış, 21 çeşit tahıl varmış. Aynen. 21 tane tahılın olması bir şey değil. Ben bunu anlatamıyorum bazen. Aynen öyle. İçindeki hangi tahılın ne kadar olduğu, neye amaçlı olduğu. Kesinlikle. Yeri geliyor 6 çeşit tahılla yem yapılıyor. Yeterli. 21'den daha fazla. Ki. Aynen öyle. Yani içinde çok karışık olması ki bunu posta güvercinciler artık aşmış durumda. Kesinlikle. Yani diğer güvercimiz yetiştiricileri bu konuya takılmış. Kaç çeşit var? Aynen. Ne ben var 20, da demiyor. Ne yani. Var demiyor. Aynen öyle. Ne kadar var ne var. Şimdi bu rasyonlar yapılırken ben bu işi çok araştırıyorum. Gerçekten öğrenmek adına her gün hala da öğrenebileceğimiz birçok şey var tabii ki. Doğru bilgileri doğru yerlerden bulmaya çalışıyoruz. Şimdi 21 çeşit yem dediğiniz gibi. Bu mesela yarış yemleri, vites, orta maraton. Şimdi viteste kuşa ne lazım? Yemin içindeki protein, yağ ve karbonhidrat değerlerinin vites yarışına uygun olması lazım. İşte orta maraton veya maraton yemlerinde yine aynı. Ne lazım bu kuşa? Yani yemin içerisindeki dediğiniz gibi 21 çeşit değil, 21 çeşidin de oranları çok önemli. Veya 6 çeşit yemin oranları çok önemli. Yoksa 21 çeşit yemden 5'er kilo koydum, verdim, karıştırdım. Böyle bir şey yok. Bunların rasyonları var. Yani çünkü vites yarışında kuşun enerji ihtiyacı var. Kısa mesafede karbonhidrat kesinlikle. Enerji ihtiyacı aynen var. Öyle enerji. Maraton yarışlarında ise vücudun yağ protein ve yağ daha çok ihtiyacı var. Karbonhidrat da tabii ki. Karbonhidrat yani bu üçü olmazsa zaten olmaz. Üçünün oranları, dengeleri değişiyor. Şöyle söyleyeyim. Ortalama olarak konuşayım. %50 ile %60 arasında karbonhidrat vites yarışlarında tabii ki kuşlarınızın ve yarış yerinizin durumuna göre, hava şartlarının durumuna göre karbonhidrat ağırlıklı
%50 ile %60, %65 oranlarında karbonhidratla uçuyor kuş. Yani ağırlıklı, yemin ağırlığı bu şekilde olması lazım. Karbonhidrat ağırlıklı. Atıyorum proteinin %10 civarlarında, %12 civarlarında olması gerekiyor. Neden? Protein hem kan akışını yavaşlatır hayvanın, hızlı uçmasını engeller, hem de kuşu ağırlaştırır. Yağ da ortalama o civarlarda, 8-10 civarlarında olması lazım. Tabii ki bu dediğim gibi mesafe uzadıkça bu rasyonlar değişiyor. Bunları bilmek önemli olan, araştırmak. Yani dediğim gibi internette şu anda bu bilgilerin hepsine ulaşabiliyorsunuz. Yeter ki yapmak isteyin, öğrenin. Hangi, ne kadar işte yaptığım yemde ne kadar karbonhidrat var? Önce bunu öğrenin veya yapacağınız yemde, alacağınız yemde. Şimdi birçok Avrupa olsun, yerli olsun yapılmış rasyon yemler var, yem şirketlerimiz var. Bunların üzerlerinde genelde yazar. İnternet sitelerinde de girdiğinizde zaten hepsinde yazıyor. Yani bunu da sizi uğraşmanıza gerek yok aslında. Oradan bakıp içeriğini bulup bu yemiyle yarışacağım ben. Veya başarılı olmuş bir abiden işte ben bununla yarıştım. Eğer söylerse ki tabii o da o kişinin şeyine kalmış artık, inisiyatifine. Bu şekilde hazır yemler var. Vites yemleri, işte orta maraton yemleri, işte diyet yemi, kuşu geldikten sonraki toparlama yemleri olsun. İşte maraton yemleri. Şimdi bunların içlerine de ara sıra atıyorum kenevirdi, darıydı, mısırdı yani. Bu şekilde eklemeler de ilave ediliyor bazı rasyonlarda. Yani tahılın ne işe yaradığını öğrenmek lazım aslında. Yani darının içinde ne kadar yağ var, ne kadar karbonhidrat var. Bunlar gerçekten önemli şeyler. Çünkü nişast hayvanın sorunu nedir? Aynen öyle. Sertliği İçindeki nedir? Mineral aynen. Kesinlikle sertliği nedir? Şimdi zaten yol uzadıkça, mesafe uzadıkça hayvanlar kalın yemleri yememeye başlar. Kalın yemleri derken darıyı yer. Sindirimi kolay yemleri yemeye çalışır. Sindirimi zor olan yemleri tercih etmez zaten. Yani atın oraya 21 çeşit değil 50 çeşit yem atın. Hayvan o içindekileri seçer zaten kendine göre olanı. İçinde ne varsa onları seçer. Öncelikli yemleri, hangi yemleri yok hayvan yarıştan geldikten sonra bunları takip etmek çok önemli. Ona göre vermek önemli. Yani sen işte bu hayvanın kafana göre bir şey yapamazsın. İşte bezelye ihtiyacı var. Bir çuval, bir tas bezelye dökeyim diye bir şey yok. Yemez hayvanı ya da zorla yedirirsin aç olduğu için. Bu sefer farklı olur. Bir dahaki hafta gelemez. Bezelye mesela proteini yüksektir, yağı yüksektir. Çok yüksektir, aynen. Etki, ters etki eder. Aynen öyle. Yani hızlı uçamaz kuşun. Bu konuda zaten Turgut Demir'de Metehan Bey var. O bayağı bu rasyon 68 çeşit değişik farklı rasyonları rasyon, var. Rasyon, aynen öyle. Özelliklere göre. Sadece posta güvercin kilometre kilometresine kadar ki. Aynen. Zaten böyle İzmir'de bazı listeye baktığımızdan ilk 10'a giren kuştan 8 tanesi kendi müşterisi olmuş oluyor. Evet, tabii çünkü ki. Çünkü bayağı bir uğraşıyor. Orada yani bir çok önemli makinesi çünkü. Da var. Aynen. Bunun haricinde diğer güvercin ırklarına da yapılıyor. Hazırlamış aynen. Rasyonları tabii var. Tabii ki süs güvercinleri için. İşte modern klasik hünkârlar, işte klasik taklacı, taklacı dönek sayağı bunların aynen, hepsini aynen. Ayrı ayrı rasyonları performans var. Performans için tabii ki. Şimdi şimdi bu işi bilmek lazım, takip etmek lazım. İşte damızlık kuşun neye ihtiyacı var? Veya süs kuşları uçmuyorlar, evde sadece süs kuşu. Bu kuşu nasıl bir yem rasyonuyla bakmam lazım? Fazla enerjili, fazla proteinli, fazla yağlı değil mesela. Biraz daha diyet ağırlıklı, ufak taneli olması kısa gagalı kuşlar için. İşte ne bileyim dönekçiler için tek performans sergiletiyorlar. Onlara göre uçum performansı için yemler. Tabii ki bu yani yem bu işin püf noktası diyebiliriz. Mesela kesinlikle. Şimdi genel olarak kuşlarımızın hepsi tüyde. Evet şu anda tüy zamanı. Bu tüy zamanı bile özel bir yeme ihtiyaç duyuluyor bildiğim kadarıyla. Kesinlikle tüy zamanı tüylerini daha düzgün çıkarabilmesi için bu tüy her gün büyüyor. Her gün de tüy atıyorlar. Yeni tüylerin daha sağlıklı, daha güzel gelebilmesi için öncelikle kuşun sağlıklı olması lazım zaten. Kesinlikle bir sağlık sorunu olmaması lazım. Ve ağır protein, yani daha yoğun proteinli yemler tercih etmemiz lazım. Bu dönemde işte verebileceğimiz çaylar olsun, bitki suları olsun. Yani antibiyotik kesinlikle, yani gerek duyulmadığı zaman, çok kötü bir durum olmadığı zaman antibiyotik kesinlikle zaten önermiyoruz. Doğal yollarla kuşu daha zinde, işte karaciğerini rahatlatmak lazım. İşte kolin, biyotin gibi amino asitleri, vitaminleri barındıran ürünler kullanmamız lazım. Biyotinin ki, önemi çok. Çünkü çok, biyotin kesinlikle. Yani tüy, tırnak, tüy, gaga bunlar hepsi deriden beslenen. Kesinlikle. Aynı zamanda kolin de karaciğeri temizler, kanını temizler. Yani kuşun kanı temizse, karaciğeri temizse zaten sağlıklıdır. Sindirim, solunum hepsi birbirine etkendir zaten. Ve çok da rahat tüy döker. Tüye de rahat girer. Hiçbir karın ağrısı çekmeden güzel bir şekilde atlatır. Tüyleri de parlak, yumuşak ve güzel gelir istediğimiz gibi. Yani bizim posta güvercinde de tüy birinci önem alıyor. Çünkü havada uçuyor bu hayvanın. Güzel
uçabilmesi lazım. Telekleri sağlam olması lazım. Tüyleri yumuşak olması lazım ki havada daha iyi kayabilsin, süzülebilsin. Islanmasın, yağmurdan etkilenmesin. Bunun için tüy dönemi bütün hayvanlarda önemli. Ama bizim posta yarışlarında, yarış güvercinlerinde özellikle daha da öneme sahip. Yani bu dönemde çok çok daha iyi. Baktığımızın, her zaman baktığımızın 2-3 kat daha özveriyle daha dikkatli bakmaya çalışıyoruz yani. Şimdi bu dönemde kuşlarınız eşten de ayrı. Tabii şu anda ayırdık kuşlarımız. Dinlenmede, tüy zamanındalar. Yavru kesinlikle baktırmıyoruz. Ta ki yani duruma göre, kümeslerin durumlarına göre, tüy zamanı bittikten sonra işte Kasım, Aralık aylarında eşleyenler var. Mart, Nisan'da asıl bunun Şubat, Mart gibi eşleme yapıp işte yaz sezonu boyunca ta ki Temmuz'a kadar en geç yavru alınıp Temmuz'dan sonra zaten yavaş yavaş tüy dönemi başlıyor. Tekrar kuşlarımızı ayırırsak hem kuşlarımızı üzmeyiz, hem alttan gelen yavrular çok sağlıklı olur, hem hayvan dinlenmiş olduğu için bir sonraki sezon daha iyi yavrular üretir, daha sağlıklı yavrular üretir. Kendi de sağlıklı bir şekilde yıllarca sağlıklı bir şekilde yaşar. Olur. Aynen öyle, kuş da bitmemiş olur. Şimdi bunu tüyün önünden bahsettiniz. Dediğimiz gibi bu sene en uzak yarış Erzincan'dan yapıldı. Aynen, Erzincan. Erzincan yarışı Ege bölge yarışıydı. Güzel bir yarış oldu. Kaç kilometreydi orası kuşçu mu? Havadan şöyle söyleyeyim. İzmir'e 1010 kilometre geliyor hava kilometresi. Bilmiyorum. İşte Manisa'ya 960-980 sanırım. 980 civarı, öyle olması lazım. Tabii Turgutlu var, Akhisar var, Soma var. Onlara göre de işte 900 ile 1010 kilometre arası diyebiliriz. Ama bu yarışta bildiğim kadarıyla bu sefer İzmir, Manisa ve Aydın bölgesi katıldı. Aynen. Akhisar, Soma, Turgutlu, Manisa, Aydın. Yaklaşık olarak tam sayıyı bilmiyorum ama onun üzerinde dernek yarışa katıldı. Güzel bir organizasyon oldu. Keşke her sene olsa, keşke her sene daha iyi olsa. Federasyon yarışlarımız olsa, Türkiye şampiyonlarımız olsa. Yani bu şekilde bu kuşun kıymetini ortaya çıkarabiliriz. İnşallah ilerleyen zamanlarda bunlar da olur. Daha da iyi olur. Yani geçmiş yıllarda oldu Türkiye şampiyonalarımız. Güzel oldu. Yani Manisa'da da çok iyi abilerim Türkiye şampiyonlukları almıştır. Manisa gerçekten bu işte ilerlemeye çalışan, gerçekten emek veren üyelere sahip. İyi kuşlar da var. Meraklılara sahip diyelim. Aynen. Çünkü merak olmadıktan olmaz. Sonra bu kuşlarla uğraşmak gerçekten kesinlikle çok zor. Kesinlikle. Yani gerçekten çok zor. Hani bir süs kuşu gibi veya kelebek gibi, saya gibi değil. Çok vakit istiyor, çok emek istiyor, bilgi istiyor. Yani hepsi bir bütün. Bir eksik olduğu zaman başarıyı alamıyorsunuz. Tabii ki ondan sonrası da kuşun yoldaki şansı. Artık yolda atmacası var, avcısı var, kötü hava şartı var. İşte arazi şartı var. Tabii ki. Yani bunların, bu faktörlerden, bunlara tabii ki bizim yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece yarış günü evimizde yani bekliyoruz. Yani orası da er meydanı diyelim. Aynen. Kesinlikle. Er meydanı. Er meydanında kendi kanatlarıyla baş başa. Kesinlikle yani. Peki burada ev üstünde hazırlıklara başladığınız zaman nasıl bir hazırlık yapıyorsunuz? Yani günde ne kadar uçurmanız gerekiyor? Şimdi, bir kere mi, iki kere mi? Evet. Şimdi bu işler şöyle söyleyeyim. Her kümesin, her bakıcının zamanı doğrultusunda herkesin işi ayrı, farklı. Vardiyalı çalışan var, devamlı gündüz çalışan var, işte esnaflarımız var. Herkes kendine göre bir formül bulup bu şekilde kuşu sağlıklı bakmak en önemlisi. Kesinlikle sağlıklı bakmak. Tabii ki idman önemli. Vakitli, saatli, zamanı geldiğinde bunlar çok önemli. Kümes adaptasyonları çok önemli. Ama bu işin standartını soruyorsanız sabah akşam en az 45 dakika, 1 saat arası idman yaptırırız. Uçması gerektiği kuşun, idman yapması gerektiği, yani daha fazla da olabilir. Ama gerek yok. 45 dakika, 1 saat, 1 saat 15 dakika sabah akşam uçum yaparak kuşlarımızı yarış öncesi hazırlamaya başlıyoruz. Normal zamanda da serbest uçumlar yapıyoruz. Yavru zamanı, şu anda mesela yavru zamanı, ben de ufak yavru hayvanlarıma mesela idmana başlayacağım. Ufaktan ufaktan Manisa'yı öğreteceğim. Manisa'nın girişini öğreteceğim ki bir dahaki sene daha tecrübeli olsunlar anlamında. Normal zamanda standart. Yani her gün saatinde bakarsanız bu iş gerçekten böyle yapılıyor. Yani tabii ki herkes kendi imkanına göre kuş bakabiliyor ama atıyorum sabah 8'de yemliyorsun kuşlarını. Uçuruyorsun, gönderiyorsun. Uçumlarını yapıyor hayvanlar. Gelip işte yemini, suyunu taze olarak şekilde içiyorlar. Akşam yine aynı şekilde, aynı saatte. İşte kışın hava kararmadan işte 1 saat 2 saat önce. Yazın tekrar yine aynı şekilde. Kesinlikle sistem kesinlikle da. Yani aç, rasyonlu, gramajlı, öyle diyebiliriz. Zaten kuş almak istediğini oradan alıyor. Yani siz şöyle diyelim, her gün kızartma yersek ne olur?
her tarafımız yağ bağlar. Ama yemeğimizde işte 3-4 çeşit veya işte karbonhidrat, yağ, protein dengesi eşit olduğu zaman, yeminiz iyiyse, bundan bahsedeyim, yiyecekleri iyiyse zaten kilo almazlar. Kilo almazlar, standart vücutta yapısına göre en uygun şekle alır. Aynen öyle, kesinlikle. İnsanda hayvan da böyle. Şimdi bir 7 sene gittiğiniz zaman onu yeme bunu yemeden ziyade artık işte bu kadar dengeli, protein, aynen, bu kadar karbonhidrat, bu kadar enerji kesinlikle, tarzında kesinlikle diye söylüyorlar. Şimdi kuşları da yarış zamanına girdiğinde hayvanlar gerçekten anlıyor. Yani hisli hayvanlar. Bu neyi, görevlerini biliyorlar. Sizin de onlara yaptırmak istediğinizi biliyorlar. Siz onlara idman vermeye başladıkça zaten hayvanlar formunu almaya başlıyor ve yiyecekken ne yiyeceklerini kendileri seçiyor. Biliyorlar aslında. Fazla, aynen öyle, vücudun isteğine göre. Bu şekilde yemleme yapıyoruz. Yarış öncesi tabii ki bu uçumlar, bu sistem biraz daha sertleşiyor. Katı kurallar oluyor. İşte kümese hemen sokmanız lazım. Bunun için motivasyon yapıyorsunuz kuşlara her gün. Kuşlara işte ne kadar, mesela idmanlara başlıyoruz, ne kadar zamanda gelip ne kadar saniyede dışarıda oyalanmadan içeri girdi, hangisi önce geldi, bunların hepsi not tutularak, gözlemlenerek yarışlarda hangi kuşa öncelik vereceğiniz veya yarıştırıp yarıştırmama konusunda işte görev yapabilecek kuşlar, ya bunları hepsine, yani 100 tane yarışçım var, 100'ünü de aslında biz yanlış yapıyoruz, yani çoğumuz öyle yapıyoruz çünkü bunların içlerinden uçmayacak illaki kuşlar var, oluyor da. Hem gerek sağlık sorunları olsun, gerek kapasitesi olsun. Bu şekilde ayırıp boşu boşuna ümit bağlamamak lazım. Yani ama kuşu biz burada, geri çekmeyi de bilmek lazım. Kesinlikle. Yani kuşu çek, bir dahaki sene ufaktır. Geri çekip bir sonraki sene göndermemiz lazım. Aslında bu kuşu, yani bir yaş ve üstü, özellikle 1,5-2 yaşında performans sağlayabilen kuşlar. Tabii ki bunlar ırk ırk da değişebiliyor. Şimdi 7 aylık bir kuş da Sivas'tan şampiyon olmuşluğu da vardır, 8 aylık kuşun. Erzurum'dan gelmişliği vardır. Ama nadiren 10 bin kuşta bir, atıyorum 50 bin kuşta bir kuş. Macera kuş aramaya gerek, gerek yok. Bu işin standardı belli. 1,5-2 yaş kuş, iyi kuştan bahsediyoruz özellikle. En iyi formunda 5 yaşına 6 yaşına kadar uçup başarı sağlayan kuşlarımız var. Şimdi şöyle bir şey de söyleyeyim. Kuşları salındığı zaman bunlar komple böyle bir filo halinde. Evet, grup şeklinde uçarlar. Çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar. Gruptan kopmalar nasıl oluşuyor? Şimdi şöyle diye tahmin ediyoruz. Çünkü göremediğimiz için. Tabi Avrupa'da bu GPS sistemleriyle takip edip onları da oralarda da izledik falan. Bir takım bilgiye sahibiz aşağı yukarı ama tam olarak net bilmiyoruz tabii ki yolda. Şimdi grup halinde vites etaplarında genelde daha yoğunlukta grup olarak gelirler. Pek kopmazlar birbirlerini, kopamazlar. Tabii ki çok sprinter kuşlar varsa içinde illaki kafa grubunu çeker. 10'lu, 20'li, 50'li, 100'lü gruplar halinde. Ya da böyle hepsinin arasından sıyrılıp tek başına tam gaz giden de olur mu yani? Olur mu? Nadir. Ol tabii ki oldu. Atıyorum 300-400 kilometrelerde, 250 kilometrelerde bir ile ikinci kuşun arasında 10 dakika, 15 dakika farklar oldu zaman zaman ama her zaman değil. Yani kuşları salıyoruz. Atıyorum 3000 tane kuş salındı. Bunlar dediğiniz gibi havada bir öbek öbek alarga oluşturuyor toplu bir şekilde ve yol istikametini tutturup bazen bunlar 2'ye 3'e gruplara da ayrılabiliyor. Hepsi beraber de yönlenebiliyor. Tahmin ettim. Yani bizim 100 kilometre yarışlarda, 200 kilometre yarışlarda pek fazla bir ayrılma olmuyor. Bundan sonra 300 kilometreden sonra kuşlar artık kopmaya başlıyor. Burada da ne ön plana çıkıyor? Kuşun bakımı. Ne baktınız, nasıl baktınız? Kuşun uçabilme kapasitesi, ırk özellikleri. Bunların hepsi buralarda çıkıyor. 300 kilometreden sonra. Yani 300 kilometreye kadar sprint yarışlar, saniyelik yarışlar, grup. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. 10 tane kafa grubu çok hızlı kuş var. Bunun yanına bir 10 tane de sağlıklı ama sprinter olmayan kuş takılıp kupa alabilir. Ondan beraber geliyor çünkü. Grup kuşu bu. Hangisi önce evine inerse. Kuşun kötülüğünü böyle sprint yarışlarında anlayamıyoruz. Çok zor. Yani devamlı, istikrarlı olursa o zaman anlarsın. Mesela her hafta ilk 20'nin içindeyse kuş, tamamdır. Bu kuş sprinter diyebiliriz. Ama bir kere girmiş ilk 100'ün içine veya ilk 50'nin içine, bir daha girememiş, bu kuşa sprinter diyemeyiz. Yani asbel kadar grubun içine girmiş, orada da bırakmamış kendini, evine gelmiş diyebiliriz. Ama istikrarlı kuşlar her hafta, zaten klasman kuşunun da önemi burada zaten. Özellikle vites klasmanı almak çok zordur. Çünkü saniyelik yarışlarda puan toplaman lazım. Vites klasman kupaları gerçekten zordur. Saniyelik yarışlar olduğu için bu kuş ne kadar hızlı eve gelirse, evde de dediğimiz gibi içeri alma, yani kuşu bir an önce Biricon dediğimiz cihazın, yani barkod sisteminin antene basması lazım. Yoksa hiçbir anlamı yok. Bu yüzden vites klasman etapları zorlu geçer. Çok kritik geçer. Burada da sprinter kuşları zaten fark edebiliyorsunuz. O kuş vites klasman şampiyonu olmuş bir kuş, sprinter bir kuştur. Neden? Her hafta en iyi puan almış demektir.
da böyle kuşu da bulmak zor zaten. Zor tabii ki zor yetiştirmek bakım ona göre. Şimdi şöyle diyeyim, Avrupa'da dernekler var. İşte sprint dernekleri var, maraton dernekleri var. Veya bakıcılar sadece sprinter besliyor. 100-500 kilometre arası besliyor adam. 500'den sonra yarışmıyor. Ona göre bakım, ona göre kuş besliyor. İşte atıyorum 300 kilometreden 600 kilometre olan veya 700 kilometre olan ben burada başarı yapacağım deyip de bu şekilde kuş bakanlar var. Asıl doğrusu bu. Biz ne yapıyoruz? Burada imkanımız da el vermiyor. Yani çok kümes lazım. Yanınıza adam lazım. Kuş bakımı daha zorlaşıyor o zaman çok kümes olduğunda. Bize uygun bir şey değil yani. Değil ama biz kümeslerimizde her ırkı bakmaya çalışıyoruz. Her etapta başarı yapmaya çalışıyoruz. Bunda da belki de kuşların hakkını yiyoruz yani. İyi kuşu da ortaya çıkaramayabiliyoruz bazen. Çünkü bütün mesafeleri aynı şekilde bakım yaptıramazsınız. Yani sprinter kuşa her gün atıyorum 1 saat 2 saat idman verip veya hafta içinde ara idman yapıp maraton kuşları yormaya da sebep oluyor. Maraton kuşlar görevini yapamıyor daha ileri gittiğinde. Çünkü yıpranmış oluyor kasları. Maraton kuş daha ağır uçar. Vites kuş daha sprinter daha hızlı kanat çırpar. Maraton kuş da diğer kuşlara ayak yani sprinter kuşa ayak uydurmak için kendinden yemeye başlar. Ama biz bu şekilde bir şekilde yarışmaya çalışıyoruz. Ben bir videoda izlemiştim. Araçla gidiyor kuşlar böyle yol mesafesine kadar inmişler orada mı yatar. Zaten kuş bayağı yatar. Hızlı gidiyor. Çok süratli gelir. Yani bizim aldığımız ortalama tekrar söylediğimiz gibi noktadan noktaya kilometre alıyoruz. 120 kilometre. Buradan da saat hız hesabı yapıp saat böyle işte geldiği saatle kilometre hesabı yapıp hızını çıkarıyoruz. Ama hızı gerçek hızı değil bence. Neden? Çünkü bu kuşu orada saldığımızda 4-5 tur atıyor, belki 10 tur atıyor, belki gidiyor, şahinkova oluyor, başka yere geliyor, dağ aşıyor, tepe aşıyor. Yani doğrusal uçmuyor. Biz doğrusal hızını çıkarıyoruz. Yani atıyorum saatte 80-90 kilometreyle hızla uçan kuş belki daha fazla uçuyor. Yani belki değil bence daha fazla uçuyor. Dakikada 1500 metre yolda. Aynen dakikada 1500 metre ama bu bence 2000 metreleri 2500 metreleri bulduğu yerler kısım kısım oluyor illaki. Çünkü kuş kalkar salın noktasında grup oluşturur. Sonra yön tayinini yapar hızlı bir şekilde ve yola koyulur. Doğru yolu tutturduğunda atıyorum bir 5-10 kilometre mesafe sonra bu hayvan yani yere yakın olabilecek mesafede çünkü hızını süratini sağlaması lazım. Rüzgarı çok almadan biz yatış deriz ona hani kupa yatışı yatar ve öbek öbek yayılmış bir vaziyette zaten formdaki kuşlar bu şekilde uçar. Evine doğru son sürat engel tanımadan gelmeye çalışır. Bunun zaten en güzel noktaları seyretmek işte yolda bize de denk geliyor mesela idman yaptığımızda kendi kuşlarımız. Büyük haz bunlar bunları seyretmek bunları bilmek. Gerçekten çok güzel ve ne olursa olsun bu hayvan evine gelmek için çaba sarf ediyor yani. İlk hedefi evine gelmek. Kesinlikle. Peki birçok değerli bilgiler verdiniz. Şimdi burada Köy TV aracılığıyla da tüm güvercin sevdalılarına iletmek istediğiniz bir mesaj varsa kısaca toplayabilir miyiz? Tabii ki şimdi güvercin gerçekten sevdadır, aşktır, hobidir. Öncelikle. Bağlılığımız. Bağlılığımız yani kesinlikle çok cana yakın, çok sevecen, çok fedakar. Özellikle posta güvercinleri için konuşayım ben kendi branşımda. Fedakar ve cefakar olan bir kuş ırkı gerçekten. Yani her ne olursa olsun evine gelebiliyor. Bakmanızı tavsiye ederim. Fakat bunun için genel şartları sağlamanız gerekiyor. Maddiyat, vakit, zaman. Yoksa hiçbir şekilde posta yarış güvercin işine bulaşmayın arkadaşlar. Ama bunları sağladıktan sonra hani şunu da söyleyeyim. Bütün ırkları besleyip de en son posta güvercini besleyip gerçekten posta kuşu ve yarışları bu işin son noktasıdır güvercin camiasında. Mutlaka her gün bir gün herkes postacı olacak deriz biz. Çok da güzeldir. Çok ortamı çok güzeldir. Camia çok güzeldir. Değişik insanlarla tanışırsınız. Güzel insanlarla tanışırsınız. Başarılara imza attığınızda tebrikler alırsınız. Tebrik edersiniz. Yani gerçekten çok güzel bir sosyal paylaşım ve çok güzel bir spor. Öncelikle bu işi sevmek lazım, emek lazım, vakit lazım. Herkese teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Yani postacı olunur, öyle diyeyim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Evet değerli izleyicilerimiz, posta güvercini öyle bir sevda ki bunu konuşsak saatlerimiz, sürelerimiz yetmez. Yani bütün gün akşama kadar istesek evet, bunu günlerce, konuşabiliriz. Aynen öyle günlerce konuşulur.
Çok güzel bir yapılanma var tabii Manisa'da. İyi derece yapan güvercinler de var Manisa'da ki bu sene biraz önce de konuştuğumuz gibi İzmir, Aydın ve Manisa olarak çok büyük bir yarış yapıldı. 1010 kilometreye kadar kuş uçumuyla bir yarış yapıldı. Burada da kuşlarımız çok iyi dereceler yaptı. Evine gelen kuşlar çok oldu. Evet. Tabii Manisa'da bu posta güvercini daha da ileriye doğru gidecek. Tüm illerimizde olduğu gibi birçok ilimizde de oldu. Abimizin dediği gibi posta bir sevda. Kesinlikle. Bambaşka bir duygu, verdiği gurur, yaşattığı heyecan, yarışa gönderdiğimiz kuşların gelmesini beklerken kesinlikle. Uykusuz geçen gecemiz oluyor. Yani sabahlara kadar bekleriz. Sabahlara kadar aynen beklenebilecek öyle. Ki sabahın ilk ışıklarında da çıkıp kesinlikle. Kuşların böyle bütün gün gözümüz havada, evet, boş boş havaya baktığımız aynen. oluyordu. Aynen, telefon trafiği, işte şuradan geçti kuşlar, buradan geliyorlar, işte 10 kuş göründü. Bundan sonra zaten heyecan hiç durmadan, kalp çarpıntısı, ta ki kuş gelene kadar. Yani geç de gelse, erken de gelse bu kuşu gördüğünüzde bir heyecan hissetmiyorsanız zaten bu işi yapamazsınız. Evet. Kesinlikle hissetmemiz lazım. Dediğimiz gibi yollarda da görüyoruz kuşları. Çok hızlı uçumları oluyor. Bunu tabii evine getiren bir his var içinde. Bu hissi tabii ki bu kuşlar ne olduğu zaten tam olarak araştırmalarda bulunmadı. Birçok bununla ilgili ortaya atılmış teori de var. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor ama evlerine büyük bağlılığı olduğunu biliyoruz. Zamanında da bu kuşlardan çok faydalanılmış. Evet, posta güvercini ile ilgili bugünlük anlatacaklarımız bu kadar. Yeni bir güvercin sevdamız programında görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Köy TV'de kalın, hoşça kalın. Güvercin yem ve destek ürünlerinin doğru adresi Turgut Yem, güvercin sevdamızı sundu.